kent kart sistemi gelecek. Evet. Kredi kartı sisteminde yine her türlü kredi kartıyla biniyoruz. 4 adet 2024 model otokar, kentli F dediğimiz 12 metrelik engelli taşımaya uygun, alçak tabanlı 102 kişilik otobüs almış bulunmaktayız. Bu otobüslerimizi DMO, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla aldık. En uygun teklifi veren firmadan. Daha önce de BMC almıştık. Ondan önce Mercedes almıştık. Bu defa otokar firması istediğimiz teklifi verdi. Burada daha önce 19 olan şehir içi toplu taşıma otobüs sayımız bununla birlikte 23 tane çıktı. Bu otobüslerimizi özellikle üniversite, yoğun olan üniversite hatlarında çalıştıracağız. Otobüsümüzü ayrıca orta kapıda engellilerin rahatça binip inebilmeleri için manuel olarak kullandığımız engelli rampamız vardır. Turist sayımız 23 ama normal hedefimiz daha fazla sayıda otobüs almak ve toplu taşımada kapasiteyi arttırmak. Belediyenin kapasitesini arttırmak. Onun için hem kent büyüyor hem yolcu sayısı artıyor. Ve bizim de bunu teşvik etmemiz lazım. Ya toplu taşımayı teşvik etmemiz için de araçlarımızı iyileştirmemiz lazım. Bunları büyütmemiz lazım, yenileştirmemiz lazım. Tabii bütçe meselesi. Bütçemiz olanak verdikçe yapıyoruz. İşte bu yıl yeni bütçeyle beraber 4 taneyi alabilme fırsatı bulduk. İller Bankası'ndan maalesef kredi alamıyoruz. Alabilsek aslında biz bir seferde 20-25 tane otobüs alabiliriz. Böyle bir kredimiz var İller Bankası'nda ama maalesef İller Bankası özellikle CHP'li belediyelere kredi vermekte maalesef biraz cimri davranıyor. Ama umarım biz diğer bankalardan da alabiliyoruz ama yüksek faizli. Onun için İller Bankası'nı bastır gene, yani yeniden belediyemiz gerekli kararları meclise alıp yine oradan kredi almak için mücadele edecektir diye düşünüyorum. Otobüslerimizde kadın şoför ücret şey yapıyoruz, teşvik ediyoruz. Şu an itibariyle 3 tane belediyemizin bünyesinde kadın şoförümüz var. 2 tane de halk otobüsleri, özel otobüsler de var. Hatta duyuruyoruz, teşvik ediyoruz. Daha çok kadın müracaat etsin, şoför olsun diye. Umarım göre göre, bu şoförlerimizle göre göre, tanıya tanıya yeni genç kadınlarımız da en azından heveslenir diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi işte bu noktada ulaşımdaki kapasite bizi arttırmak çok önemli. Üniversite kentiyiz. Özellikle bu otobüslerin güzergahı üniversite şehir arasındaki güzergahlarda çalışacak. Yurtlar arası yurtlardan üniversiteye geçişte veya yurtlardan kente girişte ki şeylerde, ulaşım hizmetlerinde kullanılacak. Onun için sonuçta hayırlı olsun diyorum. Çanakkale halkı güle güle kullansın. Tamam. Çok rahat, gerçekten ihtiyaç sahipleri bilse. Evet, gerçekten ihtiyaç sahibi 65. Ama kanun. İhtiyaç sahibi 65 olmasa da binebilir aslında. Ya 65 olması şart değil.